Tekrar aranızda olmak gerçekten sevinç verici ve bizi mutlu ediyor. Geçen hafta burada değildim. Türkiye'nin farklı bir köşesindeydim. Arhavi'de. Oradaki kardeşlerden çok çok selamlar var. Çok kardeşler yok orada ama en azından İrsamesi diyor ya, iki veya üç kişi nerede bir araya benim ismimle gelirse oradayım diyor. Orada da üçten fazla kişi var ama her zaman bir araya gelemiyorlar. Sevinç vericiydi çünkü Rabbin farklı yerlerde, Rabbin çocuklarını götürdüğü yerlerde bir şeylerin başlatmak gerçekten harika bir şey. Ve biz dua edelim kardeşler. Kardeşlerimiz farklı yerlere gittiklerinde bu yüreğe sahip olarak gittikleri yerde, evlerinde olsun, çevrelerinde olsun, Rabbin tohumunu eksinler. Ve evlerinde bir araya gelsinler. Hamdolsun, kutsal kitapta birçok ev topluluğundan bahsediyor. Değil mi? Sevinç vericiydi. Oradaki kardeşler İzmir'den oraya gitmişler. Kendileri farklı işlerde memur olarak çalışıyorlar ve gerçekten bulundukları yerde kendilerini gizlemiyorlar ve bu güzel bir şey, saklamıyorlar. Zaten aslında bir insan Mesih'te ise dağ üzerindeki şehire benziyor. Gizlenebilir mi? Gizlenemez. Onun yaşamı, onun sevgisi, onun kutsallığa değer verişi, bütün bunlar dikkat çekicidir. Evet. Aynı zamanda Kastamonu'daki kardeşlerden de selamlar var. Diğer kardeşlerin selamlarını herhalde geçen hafta Carlos kardeş söylemişti. Beraber Samsun'daydık. Ya, Ordu'daki kardeşlerin selamı var. Cemil kardeş de burada. Bu hafta içinde Ordu'daydım. Ama burada görüyoruz onu. İyi, hamdolsun. Rab yine de gerçekten onun sözü kudretlidir ve yetkin bir şekilde işlemektedir. Bugün Alper kardeş kendi hayatından paylaşırken yıllar öncesine götürdü beni de. Noel yaklaşıyor. Biz kilisece bir kutlama yapmaya çalışıyoruz. O zamanlar tiyatroda yapıyoruz. Yani böyle tam Lape Hastanesi'nde tiyatro salonu var. Bu arada kilise olarak hazırlanıyoruz. Ve gerçekten gelen kişilere o müjdeyi duyurmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Ama son bir gün kimse doğru dürüst gelmemiş. Gelenler geç geliyor. Herkes bir taraftan sinir küpü olmuş. Yani öfkeleniyor şu bu. Orada bize önderlik eden Mike abi vardı. Aynen Carlos'un hikmetli sözleri gibi bizi topladı. Ne için bunu yapıyoruz dedi. Tanrı'yı yüceltmek için. Eğer Tanrı böyle yücelecekse bunu kurban edelim dedi. Ve birden atmosfer değişti. Rabbin huzuru geldi. Dua ettik. Ve her şey o kadar mükemmel bir şekilde işledi ki ve bir gün sonraki yapılan tiyatro o dönemlerde yapılan en iyi tiyatro oldu. Çünkü Rabbin kendisi gerçekten bizde olanı, var olan durumlarımızı ona verdiğimizde egemendir, kudretlidir. Durumları, şartları değiştirir. Hamdolsun. Yüreği de değiştirir. Bunun için Rab'be yücelik olsun. Bugün sizlerle ben Rab'in sözü, tohumu hakkında paylaşmak istiyorum. Çarşamba günü birlikte kutsal kitaba bakarken çocuklarla ve bizim bir kardeşlerle beraber orada Nuh'un günlerinde Tanrı'nın söylediği birkaç söz benim yüreğime daha önceden dokunmuştu tekrar. Onu
yüreğime böyle bir koydu. Biliyorsunuz bazı şeyler var ki, bazı durumlar var ki biz çevremizde veya farklı ortamlarda olan durumları değiştiremiyoruz. Değiştiremediğimiz birçok şey var, değil mi? Kendiliğimizde değiştiremiyoruz. Ama bununla beraber değiştirebileceğimiz şeyler vardır kendimiz ve çevremizle ilgili. Yaratılış 8:22'de şöyle diyor. Dünya durdukça ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece gündüz hep var olacaktır. Şimdi buradaki bazı şeyleri biz değiştiremeyiz. Sıcağı, soğuğu biz değiştiremeyiz. Yazı, kışı değiştiremeyiz, değil mi? Gece gündüzü değiştiremeyiz. Ama ekip biçmek, bu konuda biz bazı şeyleri değiştirebiliriz. Ekin ekmek, biçmek gerçekten bizim yapabileceğimiz bir şeydir. Bunu yaparken de aslında Rab'e sığınarak yapabiliriz. Özellikle Rab'in tohumu hakkında, yani Rab'in sözü hakkında onun tohuma benzetildiğini hatırlıyorsunuz. İsa Mesih ekinci misalinden bahsederken ne dedi? Ekinci tohum ekmeye çıktı. Ekerken bazıları yol kenarına, bazıları kayalıklara, bazıları dikenler arasında, bazıları da iyi toprağa düştü diyor. Değil mi? Ve görüyoruz ki bu tohumun içinde ne var? Güç var. Canlıdır. Güçlüdür. Zaten iman edenler bu tohumun onları hayatını nasıl değiştirdiğini biliyor. Değil mi? O diri tohum yüreklerimize geldiğinde, düşüncemizden yüreğimize aktığında nasıl da bizim hayatımızı değiştirdi. Benim hayatımı değiştirdi, hamdolsun. Çünkü Tanrı'nın sözü canlıdır. Kudretlidir. Hamdolsun. Ve tabii ki durumları değiştirebilir. Çevremizi değiştirebilir. En başta bizim değişmemiz gereken yerlerimizi değiştirebilir. Hamdolsun. Biz çevremizi ve kendimizi neyle değiştirebiliriz? Dedi ki canlı olan tohumla, Rab'in tohumuyla. Tohum Tanrı'nın sözüdür dedik. Markus 4:14'te ve Luka 8:11'de öyle söylüyor. Tanrı'nın sözü tohumdur. Peki bu tohumun nitelikleri ne nitelikleri var? Şeye baktığımızda birinci Petrus 1:23'e baktığımızda şöyle diyor. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Ölü değil, ölümsüz bir tohum. Her zaman canlı olan, yok olmayan, tükenmeyen, bitmeyen, güçlü, diri bir tohumdan bahsediyoruz kardeşler. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla. Hamdolsun Tanrı'nın sözü diridir. Canlıdır. Hamdolsun. Ve bu tohum gerçekten dediğim gibi bizim hayatlarımızı değiştirdi. Tekrar İbraniler 4:12'ye baktığımızda Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir diyor. Hayatınızda gördünüz değil mi sizin? Tanrı'nın sözünün sizin hayatınızı nasıl etkilediğini. Ben birçok zaman bunu Tanrı'nın sözünde beslenirken yaşadım.
günlük yaşantımda sıkıntılardan geçerken gördüm. Durumları değiştirdi. Düşüncelerimi değiştirdi. Bulunduğum ortamı değiştirdi. Hamdolsun. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben askerken ilk gittiğim dönemde, daha önce belki anlattım size, İlk gittiğim günlerde bir tarafımı kırıp hava değişimine gitmek istedim. Çünkü gerçekten o baskı, o farklı duygular, düşünceler, ortam insanı etkiliyor. Ama niye biliyor musunuz? O düşüncelere kapıldım çünkü Tanrı sanki uzaktaydı benden. Ama kardeşler, bütün samimiyetimle bunu söylüyorum. Bir hafta sonra Tanrı'nın sözünü açıp okutmaya başladığımda sanki her şey değişti. Bakınız, sadece açıp okumaya başladığımda bile Tanrı'nın sözü etkindir. Çünkü Tanrı'nın sözü ışıktır. İnsanı aydınlatır, nurlandırır. Hamdolsun. Ve ortam değişti o anda. Düşüncelerim değişti. Esenlik geldi. Çünkü Tanrı'nın sözüne baktım. Tanrı'yla ilişkim başladı. Bu bir harika ortamdı. Üzüntü gitti. Hani mezmurlardan biri diyor ya, gece üzüntü gider ve sabah sevinçle kalkarız, değil mi? Hamdolsun. Onun yerini Rabbin sevinci kaplar. Evet. Diri, kalıcı, yaşam veren, değiştiren tohum için Rab'be öncelikle şükredelim gerçekten. Tanrı sözü diridir ve etkilidir. Peki, bundan ötürüdür ki beni ve çevremi değiştirebilir. Bazen iyi tohumu ekmeye çalışıyoruz. Ama şunu demek istiyorum. Tohum ekmek iki yönlü bana göre. Birincisi, kendi yüreğimize her gün Tanrı'nın tohumunu almamız lazım. Onunla beslenmemiz lazım. Onunla haşir neşir olmamız lazım. O tohum eğer bizim hayatımızda etkin olmazsa, onu almazsak, onunla beslenmezsek, onunla güçlenmezsek başka insanlara nasıl gidip tohum ekebiliriz? Değil mi? Önce biz Tanrı'nın o tohumuyla beslenip güçlenelim. Tanrı'yla ilişkimiz canlı olsun. O zaman Tanrı'nın gerçekten sözü bizde daha da etkin olur. O zaman ayaklarımız Tanrı'nın müjdesini, onun tohumunu ekmek için, koşmak için ruhsal silah olarak belirtilen çarıkları giyebiliriz. Daha etkin bir şekilde gidebiliriz. Hamdolsun. Peki, tohum ekme işini kim yapacak? Herhalde sadece önderler yapacak. Değil mi? Hayır. Tohum ekme işi, tabii ki önderlerin bu konuda Rabbin sözünü verirken verdikleri hizmet vardır. Hamdolsun. O çok çok önemlidir. Ama Rabbin tohumunu ekmek bütün kilisenin işidir. Her bir kardeşin işidir. Değerli kardeşler, bunun için bu tohumu tohumla dolalım. Tohumla dolalım. Tanrı'nın sözüyle dolalım. Ve onu başkalarına da götürmek için her zaman hazır olalım. Aslında Efesler 5. bölüm 16. ayette ne diyor biliyor musunuz? Fırsatı satın alın. Fırsatı satın alın. Doğal olarak her birimiz bu hizmeti sürdürürken, yaparken bulunduğumuz ortamlar var. Okullarımızda, evimizde, arkadaşlar arasında, çalıştığımız yerlerde, farklı ortamlarda, seyahat ettiğimizde, ki en fazla seyahat ederken bu konuda ben tecrübem oluyor. Yanımda oturan, eğer otobüste gitmişsem yanımda oturan da
bir şekilde bir fırsat oluyorsa, soruyorsa ne yapıyorsun, ne ediyorsun veya ben ona bu soruyu sorması için fırsat oluşturmaya çalışıyorum. Ben kilisede hizmet ediyorum. İşte Mesih inanısıyım diyorum ve öyle bir şeye başlıyor. Ve gerçekten önemli bir fırsat oluyor. Bilmiyorum. Belki o kişiyi bir daha görmeyeceğim. Ama o fırsat, Rab o fırsatı vermişken ne yapmam lazım? Fırsatı değerlendirmem lazım. Onlara Rab'in sözünü vermem lazım. Bazen taksiye bindiğimizde aynı şeyi o şekilde yapıyoruz. Taksiciyle konuşmaya başlıyorum. Onunla sohbet ederken bir fırsat olursa bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Biliyor musunuz? Paulus ne diyor? Zaman uygun olsun olmasın. Ne yap diyor? Sözü duyur diyor, değil mi? Tanrı'nın sözünü duyur. Eski çeviriye baktım. Orada diyor ki sıkıştır. Yani ortaya sıkıştır. Bir şekilde bu fırsatı kaçırma. O arada Tanrı'nın sözünü, müjdeyi sıkıştır. Ne kadar önemli kardeşler. Her birimizin bulunduğu doğal ortamlarda Tanrı'nın verdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirelim. Çünkü gerçekten çevremizde insanlar bu tohuma muhtaç. Çevremizin değişmesi gerekiyor. Ve bunun için de bizim gayret etmemiz gerekiyor. Ve fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Tabii ki tohumu ekerken kolay değil. Zorluklar olacak. Sıkıntılar olacak. Bazen Carlos kardeş paylaştığında dedi ki beni bir şekilde gözaltına alındığında dövüldü. Farklı sıkıntılar yaşadı. Bizler farklı zamanlarda, farklı durumlarda, ortamlarda farklı zorluklar yaşadık. Ama bu da aslında bu bile Tanrı uğrunda yaşanan bu şey bile bir onurdur. Biz bir defasında hatırlıyorum kiliseye gelen bir bayan vardı. Babası gelmesini istemiyordu. Kiliseye geldi. Kızından daha fazla bizim üzerimize yürüdü. Dövmek istedi. Hatta bir kardeşe bir tokat dağıttı. Düşünebiliyor musunuz? Olabilir. Sıkıntılar, zorluklar olacaktır. Paulus'un hayatını okuyoruz, imreniyoruz. Ama onun neler yaşadıklarını görüyor muyuz? Neler yaşadı? Birçok kardeşlerimiz farklı zamanlarda neler yaşıyorlar? Bugün bile ülkemizde veya ülkemizin dışında birçok insanlar bu uğurda nasıl sıkıntılar yaşadığını işitiyoruz. Mezmur 125-126'da ne diyor? Mezmur 126-5-6 ayetleri. Gözyaşları içinde ekenler sevinç çığlıklarıyla biçecek. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. Hamdolsun. Gözyaşı var. Zorluklar var. Ağlayış var. Ama kan da var. O noktaya da gelebilir. Henüz daha kan dökülünceye kadar bu şeye gelmediniz diyor, değil mi İbraniler 12. bölümde de. Evet. Ama değer kardeşler. Bu tohumu ekmeye değer. Neden? Çünkü ne diyor ayetlerin sonunda? Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecekler. Hamdolsun. Rab'bin sözünü verdiğimizde, o tohumu ektiğimizde, müjdeyi paylaştığımızda inanın kardeşler yüreğimiz seviniyor. Dünyadaki hiçbir şeyin veremediği tatminlik yüreğimde oluyor o zaman. Başka hiçbir şey veremez. Hiçbir şey o tatminliği bana vermiyor. Zorluklarına rağmen.
Ya bunun için değerli kardeşlerim, zorluklar, sıkıntılar da olsa ekmekten, tohumu ekmekten vazgeçmeyelim. Evet, aslında bu konuyu düşünürken herhalde en çarpıcı örneklerden biri şudur. Vaiz 11. bölümde ne diyor biliyor musunuz? Rüzgarı gözeten ekmez. Bulutlara bakan biçmez. Neyi var? Tembellik var. Ya rüzgar var, şimdi ne işim var gidip ekeceğim. Bazen ya bugün soğuk var, ne işim var kiliseye gideyim ya şimdi. Bu sıkıntıya değer mi diye insan düşünebiliyor değil mi? Veya duaya gideyim. Niye gideyim şimdi? Başka zaman giderim. Diyebilir insan. Yani tembellik yapıyor muyuz kardeşler? Fırsatlarımız varken tembelliğimizde bu fırsatları atlıyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Ne diyor? Rüzgarı gözeten ekmez, bulutlara bakan biçmez. Biz öyle olmayalım. Her zaman Rabbin verdiği fırsatları değerlendiren durumda olalım. Tohumunu ek, akşam da elin boş durmasın. Çünkü bu mu iyi, şu mu, yoksa ikisi de aynı sonucu mu verecek bilemezsin. Tohumunu ek diyor. Akşam da elini boş tutma. Yani ek, hem de sula, hem de uğraş ver, elin boş durmasın. Tembellik bizim için iyi değil kardeşler. Bereketi kaçırmamıza neden olur. Şey diyor, usanmadan, bıkmadan, gevşemeden devam edelim. Galatyalılar, iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz diyor kardeşler. Gevşemeyelim. Rabbin gelişi yakındır diyor Yakup 5. bölümde. Gerçekten yakındır. Gevşemeyelim. Gayretimiz eksilmesin. İyilik yapmaktan usanmayalım. Ha şunu da söyleyeyim. Tohum ekmek sadece tohum, yani sözü birilerine söylemek değildir sadece. Bizim hayatımız Tanrı'ya aittir. Yaptığımız her doğru eylem aslında iyi bir tohumdur. Tanrı'dan gelen. İyilik de, sevgimiz de, doğruluğumuz da, fedakarlıklarımız da, kutsal yaşama değer verişimiz de, hepsi aslında o iyi tohumun bir eseri olarak, tohum olarak başkalarının yüreklerine ekilebilir. Sözlerinize değil, yaşamınıza bakıyorlar. Yaşamama bakıyorlar. Söylediğin söz ne kadar senin hayatında gerçektir? Değil mi? Esas etkili olan da yaşamla verilen tanıklıktır. Değerli kardeşler. 13 için gevşemeyelim. Devam edelim. Gayretle. Bütün gayreti katarak diyor 2. Petrus 1. bölümde. Birçok şeyler bahsediyor, ondan sonra diyor ki tüm gayreti katarak. Hem de ektiğiniz tohum her ne şekilde olursa, Rab'ten gelen o tohum ektiğinizde sonuçlarını göremiyorsanız bunun için umutsuz olmayın. Umudunuzu yitirmeyin. Çünkü bizim görevimiz tohumu ekmektir. Sonuçları Tanrı'nındır. Onun için umutsuz olmamamız lazım. Onun için sabırla beklememiz lazım. Onun için ürün görülmese bile bizim esasında bakmamız gereken sevincimizin odağı olan Tanrı'nın kendisi olması lazım.
Değerli kardeşler, asla umutsuz olmayalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu söz Tanrı'nındır. Ve Tanrı diyor ki, Yeşaya'da diyor ki, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini, pardon, yanlış ayeti yazmışız. Ben yerinden okuyayım. Ben çocuklara ayetleri veriyorum da onlar bana çıkartıyorlar. Bazen ben şaşırıyorum, bazen onlar da. Ama 55. bölümde şöyle diyor. 10. ayet ve 11. ayet. Gökten inen yağmur ve kar, toprağa sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Bana boş dönmeyecek diyor. Sen ek kardeşim. Sen ek. Sen tohumu ek. Sen yaşamında Tanrı'nın kutsallığında yaşa. Onunla yürü. Onun sana verdiği fırsatları değerlendir. Göreceksin. O anda ürün görmezsen umutsuz olma. Tanrı diyor ki, benim sözüm bana boş dönmeyecektir. Onun her isteğini, arzusunu yerine getirip öyle geri dönecektir bana diyor. Onun için hiçbir zaman umutsuz olmayalım. Hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Biraz önce okuduk. Gevşemezsek mevsiminde biçeceğiz diyor. Haleluya. Değerli kardeşler, belki sen ekiyorsun, ürünü görmüyorsun. Bu da olabilir. Ama yine de üzülme. Çünkü Rabbin sözü ne diyor? Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur diyor Yuhanna 4:37'de. Demek ki senin ektiğin şeyi belki bir başkası biçecektir. Ben bu konuda birçok zaman vaazlar işittiğimde bununla ilgili tanıklıklar da vardı. Kimi Allah adamları gidiyorlar. 10 yıllarca hizmet veriyorlar ama doğru dürüst bir ürün yok. Onlar gittikten sonra sanki o ürünü kaldırmak için başka biri gidiyor. Bu söylenen sözde olduğu gibi, biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur gerçekten. Ama senin ektiğin söz canlı olduğu için yok olmadı, bitmedi. O işini yapmaktadır. O işini gerçekleştirecektir. Hamdolsun. Çünkü o diri tohumdur. Diridir, canlıdır. İnsanların yüreklerine de girer. Bulunduğu yerde yaşamı değiştirir. Bunun için sen tohumu ekerken, ben tohumu ekerken birçok belki başka şeyleri değiştirmeyebiliriz ama çevremizdeki insanlar ektiğimiz o tohumla değişebilir. Onun için vazgeçmemeliyiz. Onun için bu konuda gerçekten gayretle devam etmemiz gerekiyor. Şunu unutmayın diyor Paulus. Az eken az biçer. Çok eken çok biçer. Bu tabii ki Rabbin hediyeleri toplanırken bunu çok defa işitiyoruz. Ve gerçekten Paulus bu sözleri onlara bahsederken, yani Korintlere söylerken, gerçek anlamda maddi açıdan da destek vermelerini söylüyor Makedonya'daki kiliseleri örnek göstererek. Ama bu aynı zamanda diğer ruhsal gerçekler için de geçerlidir. Çok eken çok biçer. Ekmeden biçebilir miyiz? Biçemeyiz. Gerçekten bunun için ekmeye devam edelim. Vazgeçmeyelim. Fırsatları kaçırmayalım kardeşler. Bazen
bir başka noktaya bakacak olursak, ekilen düşman da farklı bir şey ekmeye çalışıyor, biliyor musunuz? İyi tohum benzetmesinden sonra deliceler var. Çok dikkat edelim kardeşler. Şeytanın ne bizim yüreğimize ne başka kardeşlerin yüreklerine deliceler ekmesine fırsat vermeyelim. Bunun için doğru yaşayışımız, kardeşleri yürekten teşvik edişimiz ve her zaman sevgiyle yaklaşımımız ve doğru ilişkiler içinde olmamız, arkadan dedikodu etmememiz çok önemlidir. O tohumu ne bizim yaşamlarımıza, yüreklerimize ne kiliseye ekmesine fırsat vermeyelim. Biz neye fırsat vermeliyiz? Rabbin tohumları ekilsin. Bunun için kardeşlerimizi isteklendirelim. Bunun için kardeşlerimizi gayrete getirelim. Bununla, Tanrı'nın sözüyle, onun arzu ettiği gibi. Ve hamdolsun ki Paulus ve Apollos birlikte çalıştığı gibi kilisedeki her kardeş bütün kilisedeki hizmet edenlerle beraber iyi bir şekilde çalışırsa ürün de bol olacaktır. Hamdolsun. Zaten bunu bekliyoruz. Rab'den de ürünü bekliyoruz. O diri tohumun ortaya çıkışını özlemle bekliyoruz kardeşler. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum kardeşler. Elimizde Rabbimize vermiş olduğu diri tohum var. Söz var. Ve onun kutsal ruhla bizleri değiştiren sözü var. Ruhu var içimizde. O zaman biraz önce dediğim gibi hem kendimiz hem de çevremizin değişmesi için bu tohumu ekmeye devam edelim. Verdiğimiz emek boşuna değil. Bu ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Usanmayın. Gevşemeyin. Rab'in bu sözüyle dolu olarak yürüyün, yaşayın. Ve tekrar o ayeti hatırlatmak istiyorum. Mezmurlarda 120-126 5-6 ayetlerindeki sözleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Bütün zorluklara, bütün olumsuzluklara rağmen değer kardeşler. Rabbin sözünü vermek, o tohumu ekmek. Şöyle diyordu. Gözyaşları içinde ekenler sevinç çığlıklarıyla biçecek. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. Demetlerle dönmek istiyor musun? Sevinç çığlıklarıyla yürümek, yaşamak, o şekilde Rab'in önünde durmak istiyor musun? Ki Rab ne diyor? Herkesin işinin karşılığı bendedir. Ben vereceğim. Bunu bilerek gerçekten kardeşler sadakatle devam edelim. Sabredelim. Şartlar ne olursa olsun tembellik yapmayalım. Gayretle hareket edelim. Çünkü Tanrımızın bu sözü diridir, canlıdır. Beni ve her birimizi ve bizim aracı olacağımız her kişiyi de canlandırsın, güçlendirsin ve gerçekten Rabbin yüceliğini bizde ve çevremizde göstersin. Rab hepinizi bereketlesin. Dua edelim. Rab, sana hamd ediyoruz. Öncelikle bizim çevremizde değiştiremediğimiz birçok şey vardır. Veya değiştiremeyeceğimiz birçok şeyler vardır. Senin
koyduğun kanunlarda olduğu gibi. Ama hem bizim hem çevremizin değişmesini istiyoruz. Bulunduğumuz ortamlarda senin diri tohumunun etkin bir şekilde ekilmesini istiyoruz. Zorluklara rağmen Rab. Sıkıntılara rağmen Rab. Ya Rab Allah'ımız, tehditlere rağmen Rab. Tembellik etmeden, usanmadan, sana bakarak, gelebilecek zorluklardan kaçınmadan, seninle birlikte yürüyerek, senin diri tohumunu ekmeye devam edelim. Ben ve her birimiz Rab, senden bol ürün istiyoruz. Ama ekmeden nasıl ürün alabiliriz? Bunun için Rab, ekilen tohumların ürününü ortaya çıkart. Yeni tohumlar ekmek için de beni ve kardeşlerimi daha az ya da güçlendir. Kutsal ruhunla bu konuda isteklendir. Ve ayağa kaldır. Bulunduğumuz her ortamda Ya Rab Allah'ımız. Vakit uygun olsun olmasın Ya Rab Allah'ımız. Senin Ya Rab Allah'ımız müjdeni duyurmayı, sözünü iletmeyi, onu sıkıştırmayı, fırsatları satın almayı bize ihsan et Ya Rab Allah'ımız. Bunun için gözlerimizi sana kaldırıyoruz Rab. Dünya değil, sana bakmak istiyoruz Rab. Ta ki yapacağımız her şeyde ismin yücelsin. Senin yüceliğin görülsün ve bol ürün olsun. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa'nın isminde var. Amin ya Rabbi. Rabbimiz bereketlesin.